Mehmet Altan ve Hidayet Şefkatli Tuksal'ı Star gazetesinden Başbakan Erdoğan mı kovdurdu? Başbakan Erdoğan'ın medyaya baskı yaptığına dair pek çok ses kaydı internete düştü. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine müdahale ettiğini kabul etti. Fas'tan arama noktasında evet aradım. Bu çok açık net ortada. Sadece Hatırlatmayı yaptım. İnternete iki yeni ses kaydı daha düştü. İddiaya göre Başbakan Erdoğan, 2011'de Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa olduğunu aradı. Ve başyazar Mehmet Altan'ın kovulmasını istedi. Erdoğan olduğu öne sürülen kişi olduğunu arıyor. Ve yazdığı bir yazdan dolayı Altan için bu adam böyle bir sezonlar peşinde koşturuyorsa hadi güle güle o sezonu yakalayacağı bir yere gitsin ya diyor. Karalioğlu olduğu ifade edilen şahısla alakadarım konuyla ben biliyorsunuz şey yapmıştım size şeklinde karşılık veriyor. Mehmet Altan iddia edilen görüşmenin ardından stardan kovulmuştu. Mustafa Karalioğlu Altan'ın kovulması olayı kendisine sorulduğunda herhangi bir siyasi baskının söz konusu olmadığını söylemişti. Ee, i̇nşallah bir dahaki sene burada daha büyük sürprizler ve daha şaşırtıcı şeylerle karşı karşıya kalırız. Erdoğan ve Karalioğlu arasında yapıldığı iddia edilen ikinci görüşme Star eski yazarı Hidayet Şefkat ile ilgili. Tuksal Ocak 2011'de halk sillesiyle uyarıyorum başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Başbakan'ın her yaptığını alkışlamak, apaçık yanlışlara dahi konjonktürel politik vesaire gerekçeler üreterek destek olmak sözümü hiç sakınmayacağım. Bir tür yalakalıktır. Başbakan'ın hiddetinden çekinip hem onu hem kendilerini hem de ülkenin selametini tehlikeye sokanları herkesin hatırlaması gereken bir dizeyle uyarıyorum. Halk sillesinin sadası yoktur. Bir vurdu mu devası yoktur. İnşallah bu devasız duruma düşmeyiz. Ses kaydında bu yazıdan duyulan rahatsızlık dile getiriliyor. Başbakan olduğu iddia edilen kişi, Mustafa bu geçen senle konuştuğum kadın var ya, arkadaş ya, bunları siz niye hala burada şey yapıyorsunuz? Yani biz bunları sövdürmek için mi burada tutacağız ya? diyor. Mustafa Karalioğlu olduğu belirtilen şahıs da defalarca haklısınız efendim şeklinde cevap veriyor. <laughs> Tuksal o yazının ardından Star gazetesinden kovuldu.